Engin Öztürk Bebek'te kuaför çıkışı kameralara takıldı. İyi, yolunda bizde de her şey işte. İş güç, koşuşturmaca. Sezonun artık bitti yaz sezonu. Aslında güzel yaşayamadık yaz sezonu ama. Yaz sezonu mu? Ya zaten Mart'tan beri ne yaşadığımızı biliyor muyuz ki? Yani yaz mıydı, kış mıydı, tatil miydi, değil miydi? Hiçbir şey belli değil ama geçecek inşallah, atlatacağız. Yalnızlığı sevdiğini belirten yakışıklı oyuncu, pandemide bu nedenle zorlanmadığını belirtti. Mart'tan beri biliyorsunuz ki evlere hapsolduk diyebiliriz aslında. Siz bu süreçte neler yaptınız? Çünkü insan aslında benliğiyle, kendisiyle de aslında yalnız kaldı. Daha farklı düşüncelere de daldı. Bu magazin değil mi? Ben evet, felsefe magazin programı. Size peki değişiklikler oldu mu hayatınızda böyle? Vallahi ben yalnız... Keşfedemediğiniz özellikleriniz. Yo, ben yalnızlığı seviyorum derken yalnız yaşıyorum zaten. Ondan sonra evde durmakla ilgili hiçbir problemim olmadığı için bana nasıl geçti zaten anlamadım bile. Yani evde durmayı çok seviyorum. Ondan sonra o evde bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bana o kısmı zor gelmedi ama yani işte sevdiğin meslek, onu yapmadan duramamak, bir şeyler yapıyor olma isteği falan, o zorluyor sadece. Ekonomisi var, bilmem nesisi var, hastalar var, vefat edenler var. Onları düşününce onlar zor sadece, yoksa diğer kısmı zorlamadı beni. Engin Öztürk'ün Çeşme tatilinde kameralara yansıyan karın kasları tartışma yaratmış, ünlü oyuncunun iğneyle yapay karın kası yaptırdığı iddia edilmişti. Spor yapıldı sanırım, şu Çeşme'deki tatildeki fotoğraflar gayet de beğeni topladı. Yaptım yani, ben hiç durmadım ki zaten. Evet. Yani bu pandemiyi beklemedim zaten, sporsuz günüm geçmiyor benim neredeyse ama onu... Hani vücudumu şöyle yapayım, vücudumu böyle yapayım yerine daha çok ondan zevk aldığım için, ondan mutlu olduğum için yapıyorum zaten. Son olarak bir dijital platform için hazırlanan 50 metrekare adlı internet dizisinde başrol oynayan Engin Öztürk, projenin yayın tarihini açıkladı. Merhabalar, Selçuk Aydemir, dizinin yönetmenlerinden biriyim ve kim var burada? Merhaba. 50 metrekare, o sanırım 2020'nin sonunda girecek, onu bekliyoruz. Ondan sonra bir televizyon temposunu özledim. Televizyon işi yapasım var. Ama bakalım, o da kısmet yani. Hayırlısı. Doğru, güzel bir şey bekliyorum, onu arıyorum. Öztürk gündemdeki kadına şiddet olayıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Daha uzmanlar işte aile içi şiddeti önleyebilecek sosyologlar, pedagoglar, ondan sonra öğretmenler, eğitimciler, savcılar, hakimler konuşmalı bence bunu. Ben değil, ben garip Engin yani. Kim ne yapsın, benim düşünceme olması lazım aslında bunu. Aynı projede yer alıp almamakla ilgili de yani kesinleşmiş böyle bir şeyi yapan birini biliyorsam evet, almamak için, aynı projede yer almamak için elimden geleni yaparım. Fakat bu yine benim işim değil. Ben hikayeye hizmet eden bir oyuncuyum sadece. Bunun kararını verecek olan yapımcı. Kesinlikle, peki abi, çok teşekkür ederim. Eyvallah, kolay gelsin. Çok sağ olun.